Türkiye'de şu zamana kadar pek çok televizyon kanalı ortaya çıkmış ve bu kanallar izleyicilerini etkilemek için gösterişli logolar tasarlamışlardır. İşte karşınızda ünlü televizyon kanallarının ilk ve şu an kullandıkları logoları. Yayın hayatı boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 700'den fazla ödüle layık görülen 1996 yılında Cavit Çağlar tarafından kurulan Türkiye'nin ilk haber kanalıdır. Açılımı Nergis Televizyonu olarak bilinen NTV'nin ilk logosuyla şimdiki logosu arasında çok büyük değişimlere gidilmemiştir. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalı olan ATV 1993 yılında kurulmuştur. Açılımı Aktüel Televizyonu'dur. İlk ve şu an kullanılan logolar arasında ATV yazısındaki renklendirmeler dışında pek bir değişime gidilmemiştir. Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan TRT'nin tam adı Türkiye Radyo ve Televizyonu 1. kanalıdır. İlk kullanılan logo, o zamanki şartları da göz önünde bulundurarak gayet sadedir. Yıllar içerisinde büyük değişimler yaşayan logo, en son tasarımına gelmiştir. ...1992 yılında yayın hayatına giren Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalı Show TV'nin ilk kullandığı logosunda kanalın ismi yazılarak belirtilmiştir. Şu an kullanılan logosunda ise renklendirilmiş bir tasarım içinde Show yazısını görmekteyiz. Açılımı Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu olan TGRT 1993 yılında kurulmuştur. Ancak 2007 yılında News Corporation tarafından satın alınan kanalın ismi Fox TV olarak değişmiştir ve TGRT Haber olarak yayın hayatlarına devam etmişlerdir. Değişimden ötürü ilk ve şimdiki logolar arasında TGRT yazısından başka bir benzerlik bulunmamaktadır. Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalı olan Star TV'nin ilk logosunda Star 1 yazısı ve yıldız görüyoruz. Şu anki logosu ise güzel renklendirmeler ve kaliteli bir tasarım ile ortaya çıkmıştır. Doğan Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biri olan Kanal D'nin tam adı Kanal Doğan'dır. İlk logosunda 5 farklı renkten yararlanılmıştır. Şu anki logoda ise 2 farklı renk kullanılmış ve D harfini anımsatan bir tasarımı görüyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.